Gaziantep deyince akla ilk gelen lezzetlerden biri de baklava. Peki ama iftar sofralarını süsleyen afiyet dediğimiz o baklavalar nasıl hazırlanıyor? İşte cevabı baklavanın memleketinden, Antep'ten geliyor. Bu baklavanın sadece yemesi kolay. Fıstık bizim, yağ bizim, şeker bizim. Hamur son aşamasına geldik. Şerbeti dökünce fuhu fuhu kaynıyor. Nar gibi kızardığının belli oluyor zaten. Hamurlar açılıyor. Fıstıklar dökülüyor. Tereyağı dökülüyor. Sonra da bir güzel dilimleniyor. Baklavanın başkenti Gaziantep'teyim, hem de baklavanın tam da mutfağında. Burada baklavasız bir gün geçmiyor. 20-30 liraya baklava olmaz. İşte Gaziantep'te baklava maratonu. Şu an hamuru açıyoruz. Şu an burada göz gözü görmüyor. Un bulutu kaplamış durumda etrafı. Yaklaşık 40 usta baklava hamuru açıyor burada. İyi baklava işçiliğinden, ustalığından belli olur. Ak düşmüş saçlara, kirpiklere. Aynen, erken yaşta. 40 attan oluşur baklava. Bakın şimdi baklava hamuru bayrak sınavından geçiyor. Arkaya Türk bayrağımızı açtık bir güzel. Önünde de incecik baklava hamuru var. O kadar ince ki çok net görünüyor bayrağımız arkada. Vallahi rock star gibisiniz. Gitar çalar gibi bir hareket. Evet. Bu inceltiyor. En son aşama budur. Kaymak yatıyorum. Baklavada kaymak çok önemli. Lezzet üstüne lezzet katıyor. En kolay baklavayı yemesi ama bir baklava yapılana kadar tam 10 aşamadan geçiyor. İşte bu köşe de fıstık köşesi. Bu bütünü, bu çekilmişi, şu elenmişi. Yeşil altını bu Gaziantep'in. Şimdi ustalar burada harıl harıl baklavaları fıstıklıyor. Kaymak görünmeyecek hiçbir şekilde. Şimdi bir dilim baklavanın dörtte biri fıstık. %22 içerikli olması lazım en az. Avuç avuç Antep fıstığı dökülüyor kaymağın üstüne. Burada bildiğiniz resmen fıstıktan mantı yapılıyor. Bakın burada bir tepsi hazırlanmış. Açık şöbiyet yapıyoruz. Tadı bu şekilde güzel oluyor. Şu anda dilim diliyoruz. Göründüğü gibi kolay değil. Hepsi el ayarı, göz ayarıyla. Okul dışında babamın yanında baklavanın inceliklerini öğreniyorum. Çocuklarımız okula gidiyor. Okuldan atan zamanları bizimle beraber çalışıyorlar. Evet, tepsi tepsi baklava. Şimdi doğru fırına gidiyor, pişme vakti. Şu an fırın bölümündeyiz. Taş fırın. Meşe unuyla pişiyor baklavalar. Şekerimiz doğal şeker. Şeker pancarından. Sadece şeker ve su. Glikoz içermiyor. Bu da burada kaynıyor. Bakır kazanların içinde. Eyvah eyvah. Ve işte son olarak da şerbetleniyor. Baklava böyle yerinde duramıyor. Dans ediyor. Ortaya böyle bir lezzet çıkıyor. Bu baklava kül aldırmaz görüntüdeki gibi. Niye? Antep baklavası doğal olan her şey kilo aldırmaz. Bu artık kaçıncı aşama? Ben artık sayamıyorum çünkü bitmek bilmiyor. Bakın şerbeti döküldü. Şimdi burada tekrar son rötuşlar, tekrar böyle bıçakla dilimler birbirinden ayrılıyor. Bizim yaptığımız 16 çeşit baklava var şu anda. Bugün... Ama yüzüm güldü ya şunları görünce, öyle istem dışı bir tebessüm var benim yüzümde. Can niyetliyiz Allah. Bir hışırtı, bir hış sesi gelmesi lazım. Birinci sınıf baklavanın kilosu 95 ile çeşidine göre değişir, 140'a kadar gider. Ve işte final. Bakın çeşit çeşit baklava oldu burası. Ben burada şunu gördüm, şunu anladım. Her şey yerinde güzel. Bu lezzeti tatmak için de herkesi Gaziantep'e bekliyoruz. Yerinde güzel, her şey yerinde güzel.